Evet, bizim yüzyıllar önce dedelerimizin, babalarımızın oynadığı bir oyundur, aşıktır adı. İşte yuvarlak bir çizgi 12 adım olarak bir tarafı, ortasından öbür tarafı dört köşe işte 12 adım olarak ölçeldikten sonra ortasını aşıklar yıkıp 8 kişi 10 kişi olarak işte iki grup halinde oynanan bir oyundur. Bunu yıllardan beri oynuyoruz. Şu anda bizim Ulupamir köyünde yine devam etmektedir. Nereden bakarsam bizim yedi sülalamızın oynadığı bir oyundur. Benim yedi puştumun, yani puştu dediğimiz zaman yedi sülalamızın oynadığı bir oyundur. Bu nereden bakarsan bizim dedelerimizin dedeleri, dedelerimizin dedeleri. Yani yüzyıllar önceden daha öncesine dayanıyor. Şimdi çok eskiden oynanan bir oyundur. Bunu sürdürüyoruz. Bu işte bizim genellikle büyük bir keyifle, büyük zevkle oynadığımız bir oyundur. Bunu halen devam ettiriyoruz. Her yerde de devam ediyor. İşte bunu yavaş yavaş dışarıya doğru açılımlarını yapıyoruz. Şu anda mesela aşık burada yaptığımız zaman Etnospor İstanbul'da, başka yerlerde de bunun devamını getireceğiz. Bu oyun çok zevkli bir oyundur. İşte aşık denilen bu koyunların bacaklarındaki olan kemikler küçük. Onu görebiliriz. Onlardan tompoydu da getirir. Şu anda işte buna aşık diyoruz. Aşık koyunların bacağındaki olan kemiktir. Kalçadan inilen bir yerdeki bunun sağı ve solu oluyor. Bu soldur. Şu anda şöyle tuttuğumuz zaman içerisine çukurun içeride kalması sol demektir. Şöyle şey yaptığımız zaman sağı oluyor. İşte bu da sığırlarda olunan bir kemiktir. O da aynı bacaklarda oluyor. İşte bu boyadığımız şeyler kırmızıya boyadığımız zaman, böyle bir yerde oynadığımız zaman tompoyun kaybolmaması için, bir de çok şey olmaz, yağ falan çıkmaması için yapılan bir önlemdir. Şu anda renkli olarak bu şekilde boyayıp. 8 kişi dörder dörder olarak, takım olarak işte önce biri atıyor bir grubun, o atamıyor da öbür tarafa geçiyor, öbür arkadaşlardan o grubun arkadaşı oynuyor. Alan adam devam ettirebiliyor. Sürekli olarak bunun devamını işte bir alır, iki alır, üç alır, o adam devam ettirir. İşte bu oyunlarda tabii bunların faulu vardır, bunların cezası vardır. Bunlar da işte tabii kendi şeyine göre
Mesela o aşığa atıldığı zaman çizginin içindeki aşığın ortasından geçiyorsan orada faul oluyor, oyun öbürüne geçiyor. İşte aldığı zaman bunun içinde girdiğin zaman faul oluyor ama almadığı zaman istediğin gibi geçebiliyorsunuz. Tabii başarılı olan arkadaşlarımız vardır. Böyle biz şeye girdiği zaman hepsini alan da vardır. İşte bir orada diyoruz, ordanın içine girdiği zaman çemberin içerisinden bir vurduğu zaman dışarıya 8 tanesini çıkartan da oluyor. Teker teker de 8 tane alan oluyor. İşte yarım saat, bir saatte bir gol, yani gol dediğimizde bor diyoruz biz buna. Bir bor yiyen de olur. Yani galip gelir 1-0, ondan sonra 2-0 olur. Berabere olur, bunun da öyledir. Bunun içeriğini tamamen böyle şey yaptığınız zaman bu oyunun daha zevkli olduğunu biliyoruz. Yani zevkli olduğunu herkes de bilecektir. Sürekli olarak zaten çocuklar kendileri bizim oynadığımız oyunu gördükten sonra kendileri zevk alıyor. İşte onların hevesleniyorlar. Heveslendiği zaman bunlar daha bizim gibi aynı aşık oluyor. Aşığa aşık oluyorlar. İşte ondan sonra devam ettiriyorlar. Bunlar bizim, mesela benim babam oynadığı zaman ben babamla oynadığı oyunu görerek ben bu oyuna aşık oldum. Aşık oyununa aşık oldum. Devam ettiriyorum. Benim çocuğum da şu anda şurada oynuyor. Bu da devam ettirecek. Bunun çocuğuna geçecek. Bu şekilde devam etmektedir. Bizim bu oyunlar işte genellikle bizim Ulupamir'de herkesin 7'den 70'e oynayan bir oyundur. Mevsimler vardır. İşte biz güzün başlıyoruz. Güzün tabii 8. ayın sonundan başlıyoruz. 10. ay 11. aya kadar devam etmektedir. Yazın da oynanabilir. Tabii fırsatımız olursa. Yani kalkıp da biz İşimiz gücümüz varken bu oyunu devam ettirelim şeyinde değiliz. Ama işte milli olarak bazen şeyleri yapmaktayız şu anda. İşte böyle geneliksel bir yerlere gelip de burada oyun oynadığımız zaman gruplar halinde iyi oynayan insanlarla gelip de burada gösterimizi gösterip aşığın ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.